anneleri taşımama yardım ettiğin için teşekkürler Necati. Tuvalet temizliğinden kaçmak için saklandım buraya. Sakın ses etme. Evet çocuklar, karnelerinizi dağıtmaya başlayabiliriz. Oo Arif, bütün derslerden sıfır almışsın. Hadi geçmiş olsun. Oğlum kalk. Şaka yaptı Necati abin. Al karneni. Şakir sen de al bakayım karneni. Yoksa teşekkür belgesi mi aldım? Eğer öyleyse babam bana söz verdiği son model oyun konsolunu alacak demektir. İşte bu baba. Yo 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 piki piki popo yo yeah yeah. Oha Müdür Bey, özür dilerim, temizlik yapacaktım. Merhaba. Buyurun Mirket Bey. Çocuklar, bu dönemde en yüksek puanlı karneyi alan arkadaşımız Mirket Bey'in yanında staj yapacak. Yolu karşılamam. Yemek olarak da lazer çorbası var sadece. Ve staj hakkı kazanan arkadaşınızı açıklıyorum. Canan. İşte bu aradığım lezzet. Piki piki pow. Kaldır kaldır kolları. Ay ben hiç anlamam. Ha, ben oynatırım seni. Hop bidi hop bidi hop. Hadi benim oğluma. Babacığım. Evet. Karne hediyemi alayım. Oo, havalı çocuk geldi. Teşekkür gelmiş belli. Görmeden inanmam. Teşekkürü göreyim. İşte kapı gibi bir teşekkür. Oo, böyle kapı mı olur? Kolu nerede? İnanılmaz. Beyaz boyasız, hilesiz, hurdasız gerçek bir teşekkür. Saklanacak yerin kalmadı artık Remzi. Vereceksin o hediyeyi. Evlat tebrik ederim. Canan'dan sonra bu ailedeki en zeki çocuk sensin. E başka çocuk yok ki zaten. Orasını karıştırma. Al bakalım. Yaşasın. İşte oyun canavarı 1090TX. Dünyanın en güçlü oyun konsolu. Hem de sadece oyun kumandası şeklinde. Direkt televizyona kablosuz bağlanıp oynayabiliyorsun. Çok güzel anlattın. Birim, birim, birim. Hayır canım, benim hediyem ben birim. Benim karne hediyem yok. Bana ne, ben birim. Hayır ben birim. Ben birim. Oğlum durun yapmayın. Ben birim, birim, birim. Ben birim, bu benim hediyem. Bırak. Oyun konsolum. En azından tek parça duruyor. Durmuyor. Of, gitti oyun konsolum. Şimdi ne yapacağız? Mirket'e götürelim bence. Sonuçta kendisi tam bir çılgın mucit. Sonuçta tam bir çılgın mucidim. Neden bunu yapamayayım dedim. Ve ardından da olanlar oldu işte. Size bir şey sormadığım halde yarım saattir cevap veriyorsunuz. Öyleyse işimize devam edelim. Şimdi şu kolu çek. Şu düğmeye 3 defa bas. 2 kere de bülü bülü diyerek şu hareketi yap. Bülü bülü. Hepsini anladım da bülü bülü kısmı niye vardı? Bilimi eğlenceli hale getirmek suç mu? Tamam, şimdi şu cihazı çıkarıp bana verir misin? Şarj olmuştur herhalde. Buyurun. Nedir bu Mirket Bey? Bu bir paralel evren cihazı. Bununla başka evrenlere gidebiliyorsun. Geri gelebiliyor musun? O kısım üzerinde çalışıyorum. Hayırlısı artık. Misket abi! Misket abi! Heh, işte yine günümü boşa harcayacak biri geldi. Çabuk cevap ver. Dünyamız neden lahmacun şeklinde? Bu onu biraz oyalar. Boş sorularla uğraşamam şimdi. Mirket abi, bu donmuş arkadaş oyun kumandamı bozdu. Lütfen tamir eder misin? Ver bakalım evlat. Canan kızım, senin staj nasıl gidiyor? İnanmayacaksın ama bugün 2 tane atom parçaladım. Yapma kızım, yapma. Mirket Bey, kırılan atomların parasını vereyim ben. Ne kadar 2 atom? Ne? Ne parası? Kızım dalgındır, kusura bakmayın. 2 atom parçalamış. Yanlış adamı dondurmuşum. Bunu donduracakmışım asıl. Hala para vereyim diyor. Alın, tamir ettim oyun kumandanızı. Hadi gidin şimdi, çok işimiz var bizim. Teşekkürler Mirket amca. Hadi kızım, dikkat et sen de. Atomlarla çok uğraşma. Şunu da düzelttim. Ha ne diyordum? Dünya neden lahmacun gibi? Yürü Necati, yürü. Evet daha hızlı ittim. Çok zevkli. Evet, televizyonu açalım. Hazır mısın baba? Şimdi de sen oyun kumandasını aç ve başlayalım. Açıyorum. Hadi bakalım. Neredeyiz? Ne oldu bize? Baba, biz galiba oyuncak olduk. Necati, sen ne oldun? Ben ne oldum? Biri hemen açıklasın. Sen oyuncak ev olmuşsun. Ev mi oldum? Kaç oda kaç salonum?
merkezi ısıtma mıyım? Kombi mi? Ağaç atım kaç para? Kaçıncı katım ben? İmdat! Oğlum hep o oyun kumandası yüzünden oldu bunlar. Hayır hayır, her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. İki göz bir oda oldum burada. Hiç mantıklı değil. Ve ardından zeki gösteren gözlüğümü düzeltip şöyle dedim. Bir lazeri sınırlandırmak ne kadar zor, haberin var mı? Vay canına, tam iki saattir kendi kendinize konuşuyorsunuz. Güzel, öyleyse şu paralel evren cihazını deneyebilirim. Hadi bakalım. Gur yabani avcıları 3. Ha? Gur yabani avcıları mı? Bu ne? Paralel evrene bir kapı açmam gerekiyordu. Onun yerine bir video oyun konsolu tasarlamışsınız sanırım. İmkansız. Çünkü bu sabah beni en zeki gösteren gözlüğümü bile takmıştım. Hata yapmam olanaksız. Bir dakika, bir dakika. Size bir kötü, bir de daha kötü bir haberim var. Bir tane iyiye ne oldu? Ondan kalmadı. Birinci kötü haber, tamir ettiğiniz video oyunu kumandası yerine paralel evren cihazını vermiş olmalısınız babamlara. İkinci kötü haber de bu sabah en zeki değil de en şapşal gösteren gözlüğünüzü takmışsınız ve farkında değilsiniz. Bağırırken daha şapşal görünüyorsunuz. Tamam bağırmıyorum ama bu korkunç bir durum. Bağırmam gerek. Tamam tamam, sakin olalım. Bakın oyun kumandası şu ileride. Tekrar ona uzanıp basmayı başarırsak geri dönebiliriz. Hadi o zaman koşa koşa oraya gidelim. Oğlum oyuncak olmuşuz. Hiçbir yere hareket edemiyoruz. Cıvık cıvık bakıyoruz sadece. Ben biraz hareket etmeyi başardım. İnanırsak yapabiliriz. Yakalamak üzereyim. Ayağım vakti. Kimse kıpırdamasın. Sanki bu halimle halay çekeceğim. Buraya gelin bakalım. Ecelik oynayacağız. Ecelik mi? Çalın şu evi. O ses de neydi? Yok bir şey. Ha, iyi o halde. Sizler de içeri girin bakalım, çay partisi yapacağız. Çay partisi mi? Merhaba Ayşe'cim. Çayını beğendin mi? Ben cappuccino istemiştim ama. Hemen değiştirin. Siz ne biçim müşterisiniz? Yeter artık, üstüme gelmeyin. Çok sıkıldım. Nereye gittiniz? Ne oldu? Düzeldik mi? Baba, sen muz kabuğu olmuşsun. Sen de teneke kutu olmuşsun evladım. Ben de çöp kutusu olmuşum. Oley! Harp! Gönderin, gönderin. Bu ne biçim çöp, Necmi? Konuşan çöp kutusu. O zaman konuşturmayın adamı. Düzgün çöpler atın. Neyse ki cihaz burada. Hemen bir kez daha deneyelim. Eyvah! Şarjı bitmiş galiba. Şimdi ne yapacağız? Bizim telefoncu Fiko'ya gidelim. Onda her türlü şarj aleti var. Fiko abinin dükkanı çok uzak. Bu halde gitmemiz aylar sürer. Benim tekerleklerimle değil. Duf duf duf. Hadi atlayın. Süper çöp kutusu iş başında. Gidelim öyleyse. Yo! Çöp gücü. Açılın. Geldik işte. Durmamız gerek. Sıkı durun. Ağzımla fren efekti yapacağım. Gırç, kopuş. Herkes insin. Kolay gelsin Fiko. Siz de kimsiniz? Bırak bizi Fiko. Sen de ince uçlu paralel evren şarjı var mı onu söyle. Abi bizde tek tip şarj var. Çoğu telefonu uyuyor yani. Tak bakayım şunu. Şarj edecek mi bakalım. Ver abi. Tamam, şarj ediyor. Açılır birazdan. Kaçak bir çöp kutusu ihbarı aldık. Evet, evet. O çılgın çöp kutusu bu dükkana girdi. İşte çılgın çöp kutusu burada. Eyvah, bizi buldular. Artık şarj olmuştur herhalde. Basıyorum. Hoppala. Oley, masa olmuşum. Keşke bu anı asla masa olamazsın diyenler görseydi. Alo! Alo! Beni dinleyin. Yanlışlıkla benim paralel evren cihazımı almışsınız. Yok canım. Sahi mi? Alay mı ediyorsun, ciddi mi soruyorsun?
Bakın beni iyi dinleyin. En fazla 3 defa paralel evrenler arası geçiş yapabilirsiniz. Eğer bir kere daha basarsanız karanlık bir evrende kafama kısılacaksınız. O zaman bir kere daha mı basıyoruz şimdi? Hayır, çıldırdın mı? Daha şimdi ne anlattım ben? E tamam, o halde ne yapmamız gerek söyle. Abi, son eşyalar da bunlar herhalde. Kamyona yükleyelim de gidelim bir an önce, hadi. Tamam tamam, hadi yüklen yüklen. Kaldır kaldır, tamam, bırak oraya. Tamam, hadi gidelim. Alo, alo. Şimdi beni iyi dinleyin. Tek yapmamız gereken denizin ortasına ulaşıp cihazın tuşuna basıp ışınlanmak. Karadan uzaklaşmamız lazım. Bu halde nasıl yapacağız? Koordinatlarınıza bakıyorum burada. Deniz hemen yanınızda. Şu anda yaptınız yaptınız, yoksa sonsuza kadar eşya olarak kalacaksınız. Bir saniye. Ben mantilatörüm. Sen kumaş, sen de masa. Giderim fasa, kalmasın tasa. Maceraya hazır mısınız? Benim göbek adım macera. İbiş değil miydi göbek adın? Şu anda çok hırslandım. Bozma beni evlat. Hadi o zaman güçlerimizi birleştirelim. Nasıl olacak bilmiyoruz ama. Olur. Aferin oğlum Şakir. Kıyıdan uzaklaştığımıza göre tuşa basabiliriz. Baba, bak masa başı iş buydu. Yaşasın, eski halimize döndük. Evimizdeyiz. Hemen gidip şu cihazı Mirket'e verelim. Ya beyler, burası çok sıcak oldu. Kaloriferleri kapatsanıza. Necati! Efendim? Terliyorum Remzi ben. Sen şey olmuşsun. Alo Canan, Mirket abiyi de alıp gelsenize. Burada ufak bir problemimiz var. Ben bakamayacağım. Ne olmuşum Remzi? Petek olmuşsun. İmdat! Bir dakika. Petek derken bal peteği miyim? Yani balsa iyidir. Hayır hayır. Kalorifer peteği. Bana bunu deme. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Baba bağırma, duyuyorum seni. Ayrıca kameradan biraz uzaklaşman lazım. Necati abin nerede? Burada. Oh, Necati ne haber? Necati? Görüntüsü donmuş herhalde. Baba, Necati abinin vesikalık fotoğrafı bu. Çok çabuk kanıyorsun sen de. Aman, yakın zamanda yürümeyi bilmiyordun daha. Benle dalga mı geçtin sen? Aman baba. Hadi ekledim Necati abiyi de. Selam dostlar. Necati neredesin sen? Kuş odasındayım Remzi. Burası kuş şeklinde bir ada. Yoksa başka bir şekilde miydi? Şefim bakar mısın? Bana bir Hindistan cevizi suyu, bir de buranın haritası. Necati abi arka plan eklemiş kendine. Ohohoy, doğru. Bakın şimdi. Hop, kütüphanedeyim. Hop, Remzi'nin köyündeyim. Aa, ninemgile selam söyle. Hop, uzaydayım. Tüpsijenim bitiyor, imdat. Ha? Necati'ye bir şey oldu. Tüpsijeni bitmiş. Şakir çabuk yardım et. Sakin ol baba. Bağlantısı koptu sadece. Tüpsijen değil ayrıca, oksijen. Bu tuş neymiş? Kendimi sildim. Buradayım, tamam. İnternetim gitti yine. Giden internetler nereye gidiyor acaba? Kesin keçi Necmi poşetle topluyor hepsini. Kış. Kuş adası dedin, geldim abi. Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Modemimin üstüne konmuşsun. Bağlantı koptu senin yüzünden. Bunu buraya koyma o zaman. İlgimi çekiyor, ışıklı mışıklı. Simit var mı? Kalmadı. Ben bir dolabına bakıyorum o zaman. Aman, modemin üstünden çekil yeter. Şimdi tekrar bağlanalım bakalım. Şu oda mıydı acaba? Yok şuydu sanırım. Neyse tıklıyorum birine. Ya, simit buldum. Hani kalmamıştı? Remzi, Şakir, uzaylı filtresi mi buldunuz yoksa? Video görüşme bize kaçak bağlandı sanırım. Bir şey konuşuyorduk, izin verir misin kardeş? Ne konuşuyordunuz? Evrenin en büyük sırrını. Öyle mi? Neymiş o sır? Hemen söyleyeyim. Evrenin en büyük sırrı. Ben evrenin en büyük sırrını söyledim. Bir şeyler oluyor. Garip hissediyorum. Sabah yediğim sucuksuz yumurta mı dokundu yoksa? Evrenin en büyük sırrını biliyorum. Nereye düştüm ben yahu? En iyisi bir yüzümü yıkayayım. Seviye atladım sanırım. Üçüncü gözüm açılmış. Yok çikolata bulaşmış. Ne kadar boş boğazsın. O sır bizim gibi gelişmiş medeniyetten olmayan birine söylenir mi hiç? Ama sordu. Aşk olsun.
Sonuçta mağarada yaşamıyorum ben de. Gerçi evim pek ışık kalmıyor ama. Neyse, zihnine uzaktan yazılım yüklüyorum. Başkasına söylemene engel olacak. Engel mi olacak? Sen öyle san. Herkese anlatacağım. Abi bak, dünya gezegenindeyim. Of, işimiz var seninle. Güzelmiş gerçi. Bana da yapsana. Söylediklerin çok saçma Necati. Ne uzaylısı, ne sırrı. Benim gibi gelişmiş medeniyetten olmadığınız için anlamıyorsunuz Remzi. Ama bu sır her şeyi değiştirir. Herkesin bilmesi gerekiyor. Neymiş peki o sır? Hazır mısınız? Söylüyorum. Hübürürü ve hıtırırı mıymış evrenin en büyük sırrı? Terlik. Sır terlik mi? Al sana sır. Kadriye masanın üstünde tepinenlere terlik fırlatır. Çok konuşanlara da. Uzaylı kafamın içine bir program yükledi Remzi. Söylememe engel oluyor. Biz seni en iyisi bir mirkete gösterelim. Necati abi, araba yarışı da yükledi mi? Dur bakayım, belki yüklemiştir. Evet, bunu civciv oyunu varmış, olur mu? İşte böyle mirket. Anlattığım gibi. Bir şey anlatmadın ki Remzi. Kapıdan girdin ve işte böyle mirket dedin. Şu hızlı geçişleri bir türlü beceremiyorsunuz. Bir daha deneyelim. Bir dakika. İşte böyle mirket. Anlattığım gibi. Diyelim Necati gerçekten evrenin en büyük sırrını biliyor. Ve onu bize söylemiyor. Ama belki de... Onu bize yazabilir. Ha? Sen bir dahisin Mirket abi. Aman az düşünsen ben de bulurdum. Düşün o zaman Remzi, düşün. Ha? Durun, bir şeyler yazıyor. Ha? Bakalım neymiş sır. Bu zihin çılgın çocuk 44 tarafından hacklenmiştir. Durum düşündüğümden de vahim demek. Başka yöntemler deneyeceğiz. Uçan daire, yer elması, hidrojen atomu, Higgs bozonu. Ödenmiş fatura, maaş günü. Uçan daire, yer elması. Belki de dans ederek anlatabilir. Bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Sanırım oksijeni bitiyor. Olmuyor. Bu sırrı herkesi bilmesi gerekiyor. Birine söylemeliyim. Kafamın içinde sanki kamyon var. Vın vın yapıyor, vın vın. En iyisi bilgisayarından şu uzaylıların olduğu yeri bulalım ve gidip bakalım. Belki bize de söylerler. Uçan daire, yer elması. Sen bu oyunda hakikaten kötüsün. Bakın, artık büyük cevabı bildiğim için uçabiliyorum. Necati abi, uzayda olduğumuz için uçuyoruz. Madem öyle, Remzi niye uçamıyor? Uçmak benim midemi bulandırıyor. Siz benim yerime de uçun. Ha? Uzaylının uzay gemisine geldik. Ama bir tehlikeli tuzaklı muzaklı giriş var, bir de tuzaksız giriş. Hangisinden geçsem? Tuzaklıdan geç. Ama... Alnından çıkan ışığı görmüyor musun Şakir? Güven bana. Necati, uzunlarını yakma. Akü bitiyor sonra. Tuzaklıdan geçiyoruz. Sıkı tutunuz! Necati haklıymış. Sanırım gerçekten evrenin en büyük sırrını biliyor. Merhaba. Kimse yok mu? Uzaylılar. Baba, uzaylılar, uzaylılar diye mi çağrılır? Ne deseydim? Dünyalılar mı deseydim Şakir? Ha? Şuna bakın. Uzaylıların Necati ile yaptığı video konferans hala açık. Uzaylıların buzdolabı hala açık. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Necati, sanırım fazla uzağa gitmişler. Uzay gemimde ne işiniz var? Bana evrenin sırrını söyleyen uzaylılar. Merhaba. Aynı benim evime benziyor. Baksanıza. Necati, orası zaten senin evin. Ne yapıyorsunuz evimde? Bu unutturma kaskını sana bağlamak için seni arıyoruz. Oğlum söylemesene her şeyi. Şaşırdın mı sen? Ama sordu. Bana bakın. Tezgahta param, yastık altında omletim var. Ya da tam tersi. Sakın dokunmayın onlara. Abi ayıp ediyorsun. Parana dokunur muyuz hiç? Omleti yedim ama. Hayır! Necati, kullanma şu süper gücünü. Uçup gideceksin. Beni dinleyin. Bu uzaylılar Sae 12 gezegeninden.
Biz de tophaneliyiz yani. Mesele mi var? Yani diyorum ki ben bu uzaylıların programlama dilini biliyorum. Fil Necati'nin zihnindeki bariyeri etkisiz hale getirecek bir kod yazabilirim. Ama bilgisayarım laboratuvarımda. Hızlı geçiş zamanı. Yapamıyorsunuz işte, zorlamayın. Nereye geldik? Bir daha deniyoruz. Hızlı geçiş zamanı. İşte bilgisayar burada. İşte dünyalılar burada. İşte çorabımı kayıp teki burada. Remzi, ne yapacağınızı biliyorsunuz. He? Alışveriş mi? Hayır, ben kodu yazana kadar uzaylılardan kaçın. Uzay gemisi kullanmayı bilmiyorum ki. Düzgün kullan şunu. Düz vites bu araba. Ben düz vites kullanamıyorum. En iyisi değişelim. İsterse milyonlarca kişi sizi izliyor olsun. Yaya geçidinden duracaksınız. Hadi baba, hadi. Evrenin sırrını kaçırıyoruz burada. Akşam gösteririm sana evrenin sırrını ben. Araba sürerken tavan ışığını açmayın demedim mi ben size? Baba, tavan ışığı değil, Necati abi parlıyor yine. Durdurun uçağı, inecek var. Arabadayız Necati. Dur dedim. Ha? Bir çocuk mu ağlıyor? İşte. Necati, kebapçım. Şşt, sus, tamam. Her şey yoluna girecek. Bu kadar yıkıp en sevdiğim kebapçıma yaptıklarımıza bakın. Necati abi, fırlatmasaydın sen de adamı. Hiçbirine değmez. Bu yükü taşıyamıyorum. Ben artık ben değilim. Sen hiç ben değilsin. Kim ben? Bir sen, birdir bir. Necati, ne diyorsun? Unutmak istiyorum. Evrenin en büyük sırrını bilmeden her şey daha güzeldi. Unutturma kaskını kafama takabilirsiniz. Yalnız umarım battal boydur. Esnetmeyeyim şimdi. Remzi, Şakir, programı bitirdim. Çalıştırıyorum. Zorla abi, zorla girecek. Çok geç kaldık. Cihazı çalıştıracaklar. Sırrı asla öğrenemeyeceğiz. Ha? Bir şansımız var. Defter kalem hala yanımda. Çalıştır. Neredeyim ben? Ha! Kebapçı Selami'ye ne oldu? İş tamam. Dayan Selami, geldim. Ha? Necati abi bir şeyler yazmış. Evrenin en büyük sırrını okumak üzereyiz. Evrenin en büyük sırrı. Tavuk göğsü tatlısında tavuk vardır. He? Sır bu muymuş? Bunu bilmeyen mi var? Ha? Ben bilmiyordum. Ha? Seviye atlıyorum. Sana verdiğim bu kadar parayla ne aldın? Süpersonik güçleri olan bir joystick. Joystick mi? O kadar çok parayla hem de. Evet. Yani sen şimdi gidip abuk subuk süpersonik güçleri olan bir joystick için mi harcadın bu parayı? Evet. Aslan oğlum benim. Hadi oynayalım hemen. Yuhuu. Çok heyecanlı. Ne oynayacağız? Gulyabani Hunters. Yani? Gulyabani avcıları. Of. Yalnız bunu bana satan adam bu joystick'in hiç bilmediğim çok gizli bir özelliğinin olduğunu söyledi. Neymiş? Dedim ya hiç bilmediğim diye. Ay ne gizemli. Of, grafiklere bak. Derben, ilk ben oynayacağım. Hadi baba, çok az kaldı. Hadi. Son bir canı kaldı. Oh be. Süpersin be baba. Dikkatli olsun evladım. Al işte, bozdun makineyi. Hayır baba, galiba adamın bahsettiği gizli özellik oluyor. Oh. Neredeyiz ya baba? Mesire alanına geldik. Hadi piknik yapalım. Yeni oyun, seçenekler. Baba, baba, oyunun içindeyiz. Ne oyunu? İnanmıyorum. Gulyabani avcıları. Gulyabani avcılarının içindeyiz. Yavaş ya. Baba. Ne var oğlum? Baba. Oğlum ne var söylesene. Oh,
gidiyoruz. Hayır! Hayır! Lütfen yeme beni! Yaşıyorum. Yaşıyorum. Peki nasıl oluyor? Mesire alanına geldik. Hadi piknik yapalım. Tabii ya. Oyundayız. Oyunun içindeyiz. Bir canımız gitti. Şimdi de oyun aynı yerden tekrar başladı. O zaman her şey bir daha olacak. Baba, baba çabuk şu dala tutun. Dal mı? Beni dinle sadece. Zıpla çabuk. Atla aşağı. Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Merhaba. Kusura bakmayın. Ağaçtan düşer gibi oldu ama. Eğilin çabuk. İner misiniz arabadan? Sen de beni ittireceksin mi? Bilmem. İttireyim mi? Bilmem. Sen bilirsin. İttireyim o zaman. Bir daha da önümüze çıkmayın. Sizinle zaman kaybedemeyiz. Ya bari yol tarif edin bize. Mahalleye nasıl gideceğiz? Otobüs durağına bıraksaydınız bari. Otobüs durağı mı? Ya baba bırak şimdi otobüsü. Bakın hanımefendi. Sultan Fatma diye hitap edeceksin. Benim adım da Palabıyık. Ben de Remzi. Of. Bütün krallık dev bir gulyabani yüzünden yerle bir olmuş. Halk isyan ediyor. Kraliyet ailesinin tek umudu benim ve siz ikiniz karşıma çıkıp zamanımı harcıyorsunuz. Üzgünüm, sizinle uğraşamayacağım. Yürü Palabıyık, sihirbaza gitmemiz gerek bir an önce. Emredersiniz sultanım. Yürü oğlum, şuradan bir yerden taksi çevirip eve gidelim. Baba anlamıyor musun? Oyunun içindeyiz. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bu taraftan. Hayır bu taraftan. Bu taraftan. Hayır bu taraftan. Aa, Fil Necati, Uyuz Tanju, ne işiniz var burada? Bu benim rüyam ve doğru yolu ben biliyorum. Hey. Kimsenin rüyası değil bu. Kimsenin rüyası değilse ben neden pijamaylayım? Ne alaka ya? Rüyada pijama mı giymek lazım illa? Yürü bu tarafa. Orada ne var? Gofret tarlası. Gofret tarlası diye bir şey yok. Ayrıca rüyada falan da değiliz. O zaman pijamayı çıkarırım ben. Vay canına, şu işe bak sen. Bütün mahalle oyuna ışınlanmış baba. Oyuna mı? Hangi oyuna? Gulyabani avcısı. En sevdiğim oyun. Nasıl ya? Sen de mi oynuyorsun bu oyunu? Tabii ki de. Ama bir bölümü geçemedim. Takıldım kaldım. Bir dakika. Hangi görevde? Gulyabani'den kaçmıştım. Sonra sihirbazın yaşadığı dağa gitmem gerekiyordu. Aha, buldum. Tamam işte. Sultanın gittiği sihirbaz. Biz de oraya gitmeliyiz. Nerede bu dağ? İşte burada. Sihirbaz buralarda bir yerde olmalı. Sihirbaz Marumar, neredesiniz? Hop, ne yapıyorsunuz gençler? Kolay gelsin abi. Sağ ol evlat, buyurun bir çay koyayım size. Hiç zahmet etme Marumar. Evet gençler, ne vereyim size? Çok şahane sihirlerim geldi. Görünmezlik var bak. Uçmalı kaçmalı geldi yeni. Bak, yavaşlatma sihri var. Son bir tane kaldı. Kendime ayırmıştım ama sen yabancı değilsin. Yahu sihirbaz Marumar, bırak alışverişi. Buraya niye geldiğinizi biliyor olmalısınız. Yo, bilmiyorum. Nasıl ya? Siz her şeyi bilen ulu bilge Marumar değil misiniz? Evet, benim. Tabii ya. Niye geldiğinizi biliyorum. Şey yüzünden... diş macununuz bitti değil mi? Ondan geldiniz. Buyurun. Vallahi bildi. Ya ne alakası var? Dev Gulyabani'den nasıl kurtulabiliriz bunu öğrenmeye geldik. Öyle mi? Ver bakayım şu macunu. O halde bilgelikler kitabını açayım ve bu sorunuzun cevabını bulayım. Buldum işte. Dev Gulyabani'den kurtulmanın tek yolu tam 100.000 cumhuriyet altınını toplamakmış. 100.000 altın toplamak ha? 100.000 altın toplayan kişinin dileği gerçek olur. Sen topla ve istediğin her ne olursa gerçek olsun. Sihirbaz abi! Sihirbaz abi! Niye bağırıyorsun ya? Ya yaşlı şimdi, duymaz etmez. Sihirbaz abi! Sihirbaz abi! Sihirbaz abi! Bağırmasana çocuğum! Yanıma gelip konuşsana! İyiyim ben de, sağ ol! Ne diyor ya bu? Bağırma be oğlum! Mağara burası! Sakat!
rahat iş yapmayalım. Başımıza yıkılır vallahi. Fazla gofret var mı? Ne yaptınız? Mağara yıkılıyor. Çabuk dışarı dışarı. Gofret var mı? Bırakın şimdi gofreti. Çabuk, mağara yıkılıyor. Herkes dışarı. Kaçın, kaçın. Oy, koskoca mağara nasıl yıkıldı ya? Kimdi o? Biri bağırdı, hep onun yüzünden. Sürekli olarak karşıma çıkıyorsunuz. Bıktım artık sizden. Kimseyi umursamıyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz. Geri dönmeye çalışıyoruz. Ayrıca bencil değiliz. Kiramı anlat. Yürüyün içeri. Bir an önce 100.000 cumhuriyet altınını toplamamız gerek. Siz de duydunuz. 100.000 altın toplarsak istediğimiz dilek gerçek olur. Sizin altın dileğiniz yüzünden mağarayı başıma yıktınız. Ben başka bir yer bulmaya gidiyorum. Nasıl toplayacağız 100.000 altını? Ağaçta yetişmiyor ya altınlar. Yetişiyor aslında. Nasıl ya? Baba unuttun mu? Oyunun içindeyiz. Bu bir video oyunu. Etraftaki her şey bir altın aslında. Nasıl ya? Şimdi bu kaya altın mı yani? Dene ve gör. Vay canına. Hadi başlayalım o zaman. Öldüm bittim. Altın toplamak ne zormuş ya. Evet. Bakalım ne kadar altın toplamışız. Ne? 99.999 mu? Sadece bir tane mi kaldı? Etrafta altına dönüştürecek bir şey de kalmadı ki. Bir tane. Sadece bir tane altına ihtiyacımız var. Aramızda para toplayıp bir çeyrek altın alalım. Bende bir 10 lira var mesela. Ya saçmalamayın, öyle olur mu? Şu kayaya da vurup altını topladık mı 100.000 altınımız olacak. Oley be! 100.000 altın topladık sultanım. Evet pala bıyık. Son altını da aldığımıza göre o gulyabaninin icabına bakabiliriz. Hay aksi! Son altını onlar almış. Evet sultanım. Hadi dileğinizi dileyin. Dileğim de gulyabaninin yakalanması. İşte başardık. Of ya. Gofret yağacak diye sevinmiştim. Şimdi bütün başımıza belaları açan bu gulyabaniden kurtulma vakti geldi. Ayağına kıymık batmış. Ben yardım etmeye gidiyorum baba. Oğlum dikkat et. Hey, ne yapıyorsun sen orada? Şunu çıkartalım. Sen kurtulmasına izin mi verdin? Sakin ol. Gulyabani'nin ayağına kıymık saplanmış. Belki de canı yandığı için bütün bu kötülükleri yapıyordu. Bu çocuk aynı ben ya. Bak benim gibi muhteşem. Ben özür dilerim sana bencil dediğim için. Önemli değil. Gulyabani'yi iyileştirmeye çalışman çok asilce bir davranıştı. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O yüzden de hemen karar vermemek lazım. Hadi oğlum şu dileği dile artık. Lütfen artık evimize dönelim. Hoşça kal sultanım. Güle güle. Yine bekleriz. Kesin geliriz. Beni yolda indirin ha. Yolluk bir şey alsaydık. Acıkmayalım sonra. Yaşasın, kurtulduk. Oley be. Evdeyiz yine. Çocuklar, ben de sizi bekliyordum. Bakın ne aldım. Pinky Panky. Yeni joystick de ne güzelmiş. Dede, hayır dede. O makine bozuk. Sakın çalıştırma o oyunu. Ama hayır. Adamlar, doğduğumuz yerde. Çabuk yardıma gelin. Ben dost diyorum, gelemem.
Tostun sırası değil Necati, yediliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada biri mangal mı yapıyor? Her taraf duman oldu. Sis atma, sis atma. Çok az kaldı, yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi. Eyvah, hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Ya, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evlat, plan yap. Plan falan yapamam. Nereden bulacağım ben pirinci? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. Şimdi bittin sen. Necati abi, hayatta en iyi yaptığın şey bu. Bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Evet, başaracağım. Yoksa kazanacağız galiba. İşte bu. Yendik, yendik. Yenildin. Nasıl da yendim, nasıl da yendim, nasıl da yendim. Baba. Nasıl da yendim, nasıl da yendim. Pardon, görüşürüz. Necati Başkan! Anacığım, telefonum çalıyor. Alo, alo, evet dinliyorum. Ne, ciddi mi? Tamam, tamam. Bay bay, çabuk indirin beni. İnecek var, indirin. Tavana çarpıyorum zaten. İndirin, indirin. Ne oldu Necati? Kimdi arayan? Kim olacak? Annemle babam beni ziyarete geleceklermiş. Ne güzel işte. Saçmalama, çıldırdın mı? Bittimiz, bittim ve bittim. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat bense bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati. Sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahi mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen asistanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum, Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Baba hoş geldin, ver elini öpeyim. Evlat. Özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Şey... Efendim, özel uçağınız tamirdeydi. Evet evet, lastiği patladı. Sileceği bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba. Aferin sarı bıyık. Sarı bıyık ha? Ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin... İçindeki içindeki. Disko topu kırıldı. Evet, disko topu kırıldı. Arabada disko topu ne arasın? Ay! Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim. Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim ev Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarzda değil. Burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet, gerçek evim bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır, siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Aşçı emrinize hazır. Tanju yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesyal hazırlayacağım hanımefendi. Neymiş neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? O ne? Mesaj, mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba, merak etmeyin. Çabuk gelin çabuk. Ne var sarı bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? Bu bir telefon. Hayır.
mesajı okuyun. Takımınızla beraber boya gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay canına! Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah, ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam, bunu deneyeceğim. Necati! Yemek nerede kaldı? Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Biz şey... Radyo yandı. Ne? Ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. Kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde halay çekmeyecek. Size durun diyorum. Evlat, madem büyük işler yapıyorsun, bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Oh! Tamam baba. Necati abinin işi çok zor. Bu koku ne? He? Fırında yastık vardı. Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız Eski Kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Aa, benim de adım var. Ünlü oldum. Eski kurtlar mı? Dedeler mi yoksa bunlar? Oh, yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? Çak çak. Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde oyunlar başlasın. Sizi bekliyorum veletler. Ne yapıyorsun Necati? Ben gerildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Başarabiliriz. Biz en muhteşimleriz. Getirin ellerinizi. En muhteşimler. Maçına hazır olun. Eyvah! Saat 7'deki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı 8'de. Yetişebilirsin. Ben siz sakın başlamayın. Şş, adama bak. İçine takım elbise giymiş. Sabahtan beri piştim, piştim. Beyefendi iyi misiniz? Bana soru sorma, çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda. Birazdan çıkıp sizinle görüşürüz. Tamam anladım. Ben titremeye devam ediyorum. Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Ne
Nerede kaldı bu Necati? Birazdan final maçımız başlayacak. Geldim. Heh, tamam öyleyse. Hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Ya, baba. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım. Onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın. Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. Bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak, bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! Ha? Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. Ama... Yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En muhteşemler kupaya gidiyor. Beklenen final maçı başlıyor. En muhteşemler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşemler? En muhteşemler. O da nesi? Çılgın bebeler bir anda öne geçti. En muhteşemler takımından ise bir tek Necati kaldı. Necati! Hepimiz bittik. Necati, her şey sana bağlı. Unutma Necati. En iyi yaptığın şey bu. Hadi başarabilirsin. Başarabilirim. Neyse. Ben de gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Boya onu, boya onu. Muhteşemler! Turnuvanın en iyi oyuncusu da Necati! Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Şimdi de sevinçten titriyorum. Hey, evlat! Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben seninle gurur duyuyorum. Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. Bakayım şu kupaya evlat. Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. Şaka canım şaka. Şunu da şöyle astık mı? Harika oldu. Merhaba Mirket abi. Merhaba. Merhaba çocuklar. Nereye böyle? Okuldan çıktık eve gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun böyle? Önemli bir görev için asistan aranıyor. Nasıl görev bu? Yoksa çok tehlikeli bir görev mi? Çok tehlikeliyse ben varım. Tehlikeli değil Şakirciğim. Bilimsel bir görev bu. Nasıl yani? Nesli tükenmekte olan son derece nadir bir hamsiyi, mor yüzgeçli hamsiyi incelemek için Karadeniz'e gideceğim. Bu eşsiz görev için bir asistana ihtiyacım var. Bence o kesinlikle alevlerden yüzgeçleri olan, bütün dünyayı ele geçirmeye çalışan korkunç bir hamsidir. Şakir çok zorlama evladım. Normal düz hamsi işte. Bir tek mor yüzgeci var. Alevli kuyruklar. Hayır. Dünyayı ele geçirmek. Hayır. Bu çok önemli bir bilimsel araştırma. Mirket abi, lütfen beni asistanın olarak kabul eder misin? Lütfen.
sen? Aslında birçok deney aygıtının nasıl kullanıldığını çok iyi biliyorsun. Seni asistanım yapabilirim. Ancak ailenden bu konuda izin alman lazım. O izni alıp geliyorum. Belki bu yolculukta karşımıza gözlerinden lazer fırlatan zombi istavritler çıkar. Evladım, bu gezide en fazla nezle oluruz. Çok zorlama. Anne lütfen. Olmaz. Olmaz dedim. Ama anne bu deneye katılmam lazım. Olmaz diyorum Canan. Bu tehlikeli bir görev. Sen de bir şey söylesene Remzi. Ah, ittirmesene Necati. Nasıl ittirmeyeyim Remzi? Bu dövüş oyunu değil mi? Hayır Necati, bu futbol oyunu. Remzi, kime diyorum ben? Hı? Ne? Efendim karıcığım? Ayol, bana destek olmayacak mısın? Sen de bir şeyler söylesene. Evet Canan. Bu evde kimse yoğurt savaşı yapamaz. Babam bizi dinlemiyor bile. Seni kutluyorum Canan. Hala ısrarla annemi ikna etmeye çalışıyorsun. Beni de kutla Şakir. Anneni milföy böreği yapmaya ikna etmeye çalışıyorum. Kadriye, ne zaman milföy yapacaksın? Milföy! Söylemesi çok komik bak. Milföy! Anne lütfen, bu deney benim bilim kariyerim için çok önemli. Canan kızım, lütfen annen ne diyorsa onu yap. Necati lütfen sen de bana artık korner direğe atma. Madem gitmeyi bu kadar çok istiyorsun, baban da seninle gelirse izin veririm. Yaşasın! İşte aynen böyle Canancığım. Ne? Hadi Remzi hazırlan. Canan'la beraber gideceksin. Kadriye milföy böreği yapacak mısın? Hayır. O zaman ben de sizinle geliyorum Remzi. Yolda börek alırım. Oho, herkes gidiyor. Bensiz görev olur mu? Dererülüp diriliro. Muhtişim ekip iş başında. Milföy gücü. Of. Bunlar ne kadar da ağırmış. Az kaldı Remzi. Bunlar sonunculardı. Bitti. Of, ben de bittim Mirket. Bunları nereye koyalım kaptan? Güvertenin ucuna götürün diyor. Evet evet Remzi, güvertenin ucuna götür. Sus Necati. Biraz yardım etseydin daha çabuk bitirirdik. Üzgünüm Remzi. Börekler soğurdu. Sayım tamamlandı. Her şey yolunda. Ben de tehlikeli olaylar için hazırım. Bütün gece şınav çektim ve kötü kötü bakışlarımı geliştirdim. Boşuna macera arıyorsun Şakir. Her şey hazırsa yola çıkma vakti. Düt düt. Aman yani. Hadi yola çıkalım. Karadeniz'e varmışız arkadaşlar. Çok garip. Belgesellerden izlediğim kadarıyla Karadeniz çok daha güzel bir yerdi. Haklısın Canan. Bir terslik olduğunun ben de farkındayım. Son zamanlarda Karadeniz'in çok değiştiğini, denizin sanki sinirli olduğunu söylüyor. Bu kornalara bayıldım Remzi. Ben de istiyorum. Düt düt de düt düt. Necati saçmalama. Kaptan seni duyabiliyor. Bunu çevirmene gerek yok kumpir. Ben anladım. Araştırma yapmak için bir sebebimiz daha var artık. Göreve hazır mısın Canan? Hazırım. Ben de burada tehlikeli deniz canavarlarını bekleyeceğim. Beklemeye devam et. Hadi Canan, denizaltıya binelim. İndirin. Düt. Dütçe öğreniyorum. Ne olmuş yani? Enteresan. Enteresan olan nedir? Bu denizaltı resmen çalışıyor. Ben kesin dibi boylarız demiştim. Ne? İkinci elden aldım da bunu. Neyse. Deniz canlıları çok saldırgan duruyor. Bunları da gözlem notlarına ekliyorsun değil mi? Bugün çok saldırganım. Aynen, bende de bir sinir var anlamadım. Şurada garip bir şekilde parlayan bir şey var. O da ne? Hemen şuradan ölçüm cihazıyla ölçüm yapalım. Bu radyoaktif bir madde olabilir. Haklısın Mirket abi. Bu radyoaktif bir madde. Olamaz. Korktuğumda buydu. Böylesine zararlı bir maddenin denizin dibinde ne işi var? Hemen onu karantinaya almalıyız. Bu da ne? Neler oluyor? Bu dev bir köpek balığı. Bizi yutuyor. Hayır. Ne oldu? Köpek balığı bizi yedi mi? Yuttu ama boğazında takılı kaldık sanırım. Hay aksi, motorlar çalışmıyor. Sıkıştık kaldık burada. Bir kere kornanızı çalabilir miyim?
Hayır diyor Necati abi. Lütfen ama ne olur ama lütfen. Yine hayır diyor Necati abi. Doğru çevirdiğine emin misin? Gözlerime baksın. Sanki bu sefer evet der gibi dütledi. Hayır diyor Necati abi. Ben de kendi kendime dütlerim öyleyse. Remzi neredesin? Gel dütlememi dinle. Düt. Düt. Buraya bak. Necati rahat bırak adamı. İmdat. Sizi duyabiliyor musunuz? Acil durum. İmdat. Ha? Bu ses de ne? Sanki Mirket abinin sesi. Benim midem kuruluyor olabilir. Uzun zamandır bir şey yemedim. Tamı tamına 12 saniye oldu. 13. Baba, Şakir, sizi duyabiliyor musunuz? Necati abi. Ay, duydunuz mu? Midem adımı öğrenmiş. Efendim benim canım midem. Bu da Canan'ın sesi. Alo? Kızım? Alo, Remzi. Dev bir köpek balığı bizi yuttu. Köpek balığı mı? İşte, demiştim size tehlikeli bir yolculuk olacak diye. Gerçek köpek balığı mı, oyuncak mı? Oyuncak, evet. Burada topavuzu da var. Dalga mı geçiyorsun? Gerçek köpek balığı herhalde. Düdüt! Siz iyi misiniz? İyiyiz ama şimdilik. Aşağıda duran radyoaktif bir madde var. Öncelikle onu karantinaya alırsanız köpek balığının saldırganlığı azalacak. Peki bu maddeyi nasıl karantinaya alacağız? Güvertede fazladan karantina kutusu olacak. Radyoaktif maddeyi içine koyacaksınız. Ancak dikkatli olun. Bu madde çok zararlı bir maddedir. Gerekli tedbirleri almayı unutmayın. Ve elinizi çabuk tutmalısınız. Tamam. Hemen harekete geçiyoruz. Dalgıç kıyafetleri nerede? Güvertedeymiş. Bunu bilmek için dütlemeye gerek yok bence. Kesinlikle şov yapıyor bu kaptan. Hadi Necati yürü. Canan'la Mirket'i kurtarmamız lazım. Ben de geliyorum. Bütün gece bu maceraya hazırlandım. Köpek balığına gününü göstereceğim. Harika hareketlermiş. Ben de yapacağım. Affedersin. Hadi bakalım. Hoppala! Cumburlak gümbürlak! Dikkatli bakın. Radyoaktif maddeyi görebiliyor musunuz? Ben bir sürü balık görüyorum Remzi. Başım döndü. Gel bakayım buraya. Yapma arkadaşım. Bak çok asabiyim bugün. Mirket, radyoaktif madde neye benziyordu? Işıma yapan yeşil bir madde. Küre şeklinde bir madde. Baba bak. Şu parıldayan yeşil şey olmalı. Tamam Mirket. Bulduk onu. Harika. Elinizi çabuk tutun. Oo, ne güzel madde bu. Adeta top gibi. Necati abi dur, bu çok tehlikeli. Sakın elinle dokunma. Al Necati, bu kutuyla al. Oo, ne güzel kutuymuş. Tam tanjuluk aslında. İçinde sıcacık uyur. Hadi Necati, konuşmayı bırak da radyoaktif maddeyi alıp gidelim. Baba, Necati abi dikkat edin. Bu köpek balığı. Anneciğim! Neler oluyor? Çok sallanıyoruz. Köpek balığı radyoaktif maddeyi almamıza izin vermiyor Mirket. Amma değerli topuğu varmış arkadaşım. Ne bu agresiflik? Necati! Ne topu? Radyoaktif maddeydi o. Bir dakika. Mirket abi, bu senin nesli tükenen hamsinin yüzgeçleri mor değil miydi? Evet, bu doğru. Ancak bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Olmaz olur mu? Bu köpek balığının yüzgeçleri de mor. Şakir haklı. Bu mümkün değil. Bu çok nadir bir durum. Bu denizde başka hiçbir balıkta mor yüzgecin olması imkansız. Mirket abi, belki de hamsi radyoaktif madde yüzünden mutasyon geçirmiştir. Olabilir. Demek ki bu aslında köpek balığı değil. Başından beri aradığımız hamsiymiş. Ancak radyoaktif madde yüzünden mutasyon geçirip kocaman olmuş. Radyoaktif maddeyi karantinaya almamalısınız baba. Ne? Neden? Yanlış mı duyduk? Karantinaya almamalı mıyız? Doğru duydunuz Şakir. Eğer onu karantinaya alırsanız hamsi tekrar küçülecek ve içinde biz olduğumuz için zarar görecek. Onun zarar görmesine izin veremeyiz. Öyleyse ne yapacağız? Biz buraya sıkıştık, hareket edemiyoruz. Kuvvetlice bir sarsıntıya ihtiyacımız var. Zıpla balık! Zıpla evladım! Bunu nasıl yapacağız? Üzgünüm Remzi. Hiçbir fikrim yok. Kaptana soralım. Belki onun bir fikri vardır. Kaptan! Kaptan! Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Köpek balığı aslında bir hamsiymiş. Canan ve Mirket'i içinden çıkarabilmek için onu kuvvetlice sarsmalıymışız. Nasıl yapacağımız hakkında bir fikriniz var mı? Bence basketbol oynamalıyız. Dur Recep'i. Bir fikriniz var mı kaptan? Dedi ki,
O işi bana bırakın. Nasıl yani? Hazır mısınız? Diyor. Hazırız. Şimdi ne dedin? Şimdi gerçekten düdüt dedi. Başka anlamı yok. Ha? Kaptan, neler oluyor? Vay canına, kaptan coştu. Acaba kaptan ne yapacak? Git yürü diyecek. Başka ne yapacak? Bu ses de neyin nesi? Vay canına. Bu kemençeyi kaptan mı çalıyor? Evet. Bu kemençemiz indi oynamayacak. Hiçbir hamsi yoktur diyor. Ben de duramıyorum. Havşam ha. Baba, Necati abi. Bakın. Hamsi horon tepiyor. Çabuk. Biz de horona katılalım. Durmasın sakın. Hiç teklif etmeyeceksin sanmıştım Remzi. Koş hadi horona. Evet, kurtuluyoruz. Sıkı tutun Canan, çıkıyoruz buradan. İşte bu, yaşasın. Bak geldi. Evet. Hadi Mirket abi, hemen şu maddeyi alalım. Tamam. Sen de gel bakalım küçük dostum. Hamsiyle horon teptiniz, size inanamıyorum. Harikasınız baba. Tebrikler kaptan. Hepimizi kurtardın. Yaşa kaptan. Muhteşemsin. 10 kere düt düt, 100 kere düt düt. Düt dene düt düt. Gel bakalım küçük yaramaz. Artık burada güven içinde yaşayabilirsin. Şakir, nasıl buldun macerayı? Muhteşemdi Canan. Bilimin bu kadar eğlenceli olabileceğini hiç düşünmezdim. Bizi yalnız bırakmadığınız ve kurtardığınız için sizlere de teşekkür ederim. Ne demek canım? Lafı mı olur? Aslında kaptan ve kumpire söylemiştim. Ha? Hadi ya. Horon tepmeye her zaman varım diyor. Bunu da radyoaktif maddeden bir örnek olarak aldım. Artık beraber inceleriz Canan. Ne dersin? Beraber mi? Benimle mi? Tabii. Çok sevinirim. Amanın! O da ne? Bu basket topu kadar değil miydi? Oh, biraz daha yakından bakayım. Oh, aman! Hey. Oh, hay aksi! Ne duruyorsunuz arkadaşım? Horon tepsenize. He hey. Ho. Ha uşaklar ha. Ho. He. Bak böyle. Hop hop hop. Zıpla. Ah. Sonunda bitti. Atomu parçaladım. 1 kilo radyasyon ayıkladım. Bir tencerede uranyum sarma yaptım. Bugünlük işlerin bittiğine göre teleskobun başına geçip biraz rahatlayabilirim. Bakalım bu gece yeni bir gezegen keşfedebilecek miyim? O da ne? Karpuz şeklinde bir gezegen. Aa, inanamıyorum. Ben keşfettim. Karpuz şeklinde bir gezegen keşfettim. Oo, yanında da beyaz peynir şeklinde bir adet uydu var. Çok ilginç bir galaksi burası. Bu da ne? El sallayan kocaman bir güneş. Mirket, ne haber? Necati, senin uzayda ne işin var? Ayranı fazla kaçırdım. Ondandır. O ne? Hay aksi, teleskobun ayarı bozulmuş. 2 saattir gökyüzü yerine mahalleye bakıyormuşum. Güle güle Necati. Gözüm kapalı çıktım Birket, bir daha çek. Neyse, biz uzayımıza geri dönelim. Merhaba yıldızlar. Merhaba Plüton. Merhaba abicim. Herkese merhaba. Şimdi biraz daha teleskobumuzu uzak noktalara çevirelim bakalım. O da ne? Bu? Bu bir kalp. Aa yok, beyinmiş. Aa, vay canına, yarısı kalp, yarısı beyin şeklinde bir gezegen. İşte keşfedilecek bir gezegen daha. Hemen bavulumu hazırlayıp bu gezegene gitmeliyim. Bavulum, 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 hazır mısın? Hazırım profesör. Diş fırçam. Aldım. Deniz gözlüğüm. Aldım. Lazer atan tost makinesi. Öyle bir şey yok. Evet, öyle bir şey yok. Seni denedim. O halde yola çıkabiliriz. Tatile gidiyoruz. Senden böyle bir ses çıkmasını beklemiyordum. Ben de. İşi merak ediyorum. Neden buraya geldik profesör? Buraya geldik çünkü uzaya gitmenin başka bir yolu yok. Sıradaki. Tamam. Geç bakalım bavul. Tamam. Umarım bu işe yarar. Yolla bizi kaptan. Bay bay. Bu ne? Acil olmayan durumlardan çekiniz. Bu ne demek? Şu demek. Uzaya gidiyoruz. İşte kalp ve beyin gezegeni. Hadi bakalım inişe geçiyoruz.
Nereden çıktı bu bağırma adeti? Çekil uçak da gelelim, bu yol çekilmez böyle. O da ne? İnanılmaz! Bütün canlılar beyin şeklinde. Merhaba Cengiz abi, bana üçgenin iç açıları kadar borç verir misin? Veririm Selami ama 2x2 kadar da faiz alırım. 2x2 çok. Bir kere bir olsun bari. Evladım, bana şuradan patates versene. Kaç kütle çarpı yer çekimi yemesi olsun teyze? Tamam, ver işte en küçük asal sayı kadar. İnanılmaz! Bütün canlılar sadece beyin oldukları için aşırı zekiler. Kendi aralarında soru cevap yaparak alışveriş yapıyorlar. Gel gel, şunları takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlar. Paralel Evrenler programında bu hafta Sitsiz Çantlarının İntikamı. Aa, bakın bakın nasıl yapıyorum. Baba. İmdat. Televizyonda hiçbir şey yok. Eskiden ne güzel seyahat programları olurdu. Yeni yeni yerler görürdük. Artık izlenmiyor baba öyle şeyler. Çünkü internet sayesinde herkes her yeri evinden görebiliyor. Bence biz bir seyahat programı çekip internette yayınlayabiliriz. Hem de kimsenin görmediği yerleri gösterebiliriz. Benim yatağımın altını mesela. Ben hemen kamera ve ekipmanımı alıp geleyim. Gel Necati, biz de kafa kafaya verip yeni mekanlar düşünelim. Evet, mesela küvet olabilir mi? Çok sulu orası. Sayın beyin dostlarım, bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Arkamdaki ekranda görüldüğü üzere bu dev meteor gezegenimize çarpıp bizi yok etmek istiyor. Bu ne biçim meteor? Yoğurtlu mantıya benziyor. Ha? Klasörler değişmiş sanırım. Bilgisayar bile bizim zekamıza yetişemiyor. Neden birinin bilgisayarında mantı fotoğrafı olsun ki? İşte bu. Meteor. Tabii. Bu meteor tam bir karenin kenar sayısı kadar saat sonra gezegenimize çarpacak. Bu yetmediği gibi gezegenin diğer tarafında yaşayan kalp kabilesiyle uğraşıyoruz. Onlar da bunlar işte. Şimdi de baklava çıktı. Bu bilgisayarlar da çok saf dostum. Bu duygusal şapşallar duygusallıkları yüzünden meteorun geldiğini bile kabullenmek istemiyorlar. Bizse bu sorunu çözmeliyiz ve atalarımızı onurlandırmalıyız. İsterseniz atalarımızı da görerek bir hatırlayalım. Şimdi de atalarımız yerine leğen fotoğrafı çıktı. Bence atalım bu bilgisayarı. Şimdi gelin mantıklı olanı yapalım. Meteoru durduralım ve kalplere haksız olduklarını gösterelim. Hayır! Yaşasın! İkiz kenar üçgenin iki kenarı eşittir. Hız eşittir yol bölü zaman. Yaşasın zeka gücü! Ne yaptın abi? Ben de dayanamadım bir an. Ha? Bu bir beyin değil. Kesin kalplerin casusu bu. Çabuk yakalayın ve hapse atın. Korktunuz mu? Bırakın bizi. Oğlum ne gereği vardı öyle bağırmanın? Bir işe yarar sandım abi. Kişi bilmediği şeyden korkar. Onlar da bizim farklı olduğumuzu görünce korktular ve bizi buraya hapsettiler. Sen ne yapıyorsun orada bavul? Evden getirdiğim kıyafetleri çıkartıyorum. Kırışmasınlar içinde. Bir şey düştü. Galaksiler arası iletişim cihazım bu. Lazım olur diye getirmiştim abi. Mükemmel bir bavulsun sen. Bak senin sesin hiç hoş değil. Neyse, bu cihazla mahalledeki o üç şapşaldan yardım isteyebilirim. Tamam, her şeyimiz hazır. Ses nasıl oğlum? Temiz, yağ gibi. Necati, sen nasılsın? Temiz, bal gibi. Öyleyse bir tek geriye kimsenin bilmediği yepyeni bir yeri tanıtmak kalıyor. Alo! Alo! Beni duyuyor musunuz? Aa, Mirket abi bu. Mirket? Televizyona çıktın ha. Hayırlı olsun. Artık bizi tanımazsın. Şimdi kulaklarınızı dört açıp beni iyi dinleyin. Ben sadece iki tane açabiliyorum ama yetiyor. Bakın. Şu anda kalp ve beyin gezegeninde mahsur kaldım. Gelip beni kurtarmalısınız bir an önce. Şimdi kağıt kalem alıp yazmaya başlayın. Buranın koordinatlarını veriyorum. Şöyle. Plüton'u geçtikten sonra Jüpiter ışıklarına gelmeden sağa dön. Dört yoldaki göbekten hemen sol yap. Asteroid tarlasını geçtin mi hemen solda kalıyor. Adam gezegen değil, benzin istasyonu tarif etti sanki. Beyinleri gördüyseniz doğru yere gelmişsiniz demektir. Yaşasın! Seyahat programımız için muhteşem bir yer burası. Kimsenin bilmediği bir gezegeni tanıtacağız. Nasıl gideceğiz peki uzaya? Asker uğurlamasıyla. Asker uğurlamasıyla mı? En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Hadi hadi biz de araya karışalım. Hadi. 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 Hadi.
Umarım siz istediniz. Hadi gençler, kuvvetlice atıyorum. Şu atmosfere girerken yanma olayını bir türlü çözemediler. Evet evet, cep telefonuna oyun yapacaklarına şuna bir çare bulsalar keşke. Kaskımın dijital ekranındaki yazıya göre buradaki havada bir sıkıntı yok. Kasklarımızı ve astronot kıyafetlerimizi çıkarabiliriz. Tamam, ben kayda giriyorum Necati. Başla hadi. Burası 1569'da Erenköylüler tarafından yapılmış olup 3975 yılında da Adanalılar tarafından boya badana yapılmıştır. Mükemmel uyduruyorsun Necati. Devam et. Uydurmak bizim işimiz. Arkadaşlar, acaba biz doğru bir yere mi geldik? Burada hiç beyin yok. Hakikaten neresi burası? Hilmi abi, bu hafta sonu senin yazdığın anahtarını verir misin bana? Olur oğlum, tabii. Ayıp ettin. Sen beni ne kadar seviyorsun göster bakayım ama önce. Bak bu kadar abi. Bak baba bak. Görüyor musun? Aa, sen bayağı bir seviyormuşsun beni. Oğlum bana şuradan yarım kilo yağsız peynir versene bakayım. Ne kadar borcum? Buyur teyze, bir sarılma borcum. Yoksa güzel sözse olur. Gel sarılayım şöyle. Oo, çok naziksin diyeyim, o da bahşişin olsun. Sağ ol teyzeciğim. Hadi güle güle. Pardon. Burada beyinler varmış. Nerede biliyor musunuz? Beyinler mi? Onlar gezegenin diğer yarısında kalıyor kardeş. Aa! Buradaki arkadaşımız da şimdi kendi dilinden konuşmaya çalışacağım. Hebere ve bere nibere, berbere manava berbere, kasaba. Ne diyorsun abi, iyi misin? Oo, cevap da alıyoruz. Üstün bir uygarlık. Tamam peki, sizden bir şey rica etsek. Acaba bizi beyinlerin tarafına götürür müsünüz? Bir arkadaşım orada mahsur kaldı da. Götürürüz kardeş, götürürüz. Yeter ki bizi ne kadar sevdiğini göster. Bu kadar. Yeter mi? Yok, yetmez. Bu kadar. Süper. Yürüyün öyleyse, gidelim. Meteor geliyormuş, ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa, ne yapacağız? Çok az kalmış. Hala çözüm bulamadık. Sanırım burada ters giden bir şeyler var. Ve kayıt. Başla Necati. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi de Beyinköy'deyiz. Burası milattan sonra 3 milyar yılında kurulmuş. Hoptek medeniyeti burada doğmuş. Milli marşları da hepimizin çok iyi bildiği Hoptek Hoptek oynayalım öyleymiş. Ben böyle uydurma görmedim. İyi geldik ama Mirket'in nerede olduğunu nasıl anlayacağız ki? Ha? O da ne? Mirket'in kıyafeti bu. Bakın. Bizim için dışarı asmış olmalı. Yani yara bandı bile getirmişsin ama bana ekstra kıyafet getirmemişsin. Bravo. Çocuk gibi kaldın böyle. Abi öyle deme, yakıştı. Mirket abi. Aa, Şakir, buldunuz bizi. Anahtar nerede, gördünüz mü? Şu ilerideki gardiyanın cebinde. Oo, yeni karakter mi bu arkadaş? Dostum, baştan söyleyeyim, eğlenceli tip benim burada. O pozisyon çoktan kapıldı. Değişik kontenjanından girer belki. Abi meteorun gelmesine son 10 dakikaymış. Biz de hala burada saf saf bekliyoruz. Kaçalım bence. Tamam çabuk çıkın çıkın. İmdat! Ne oldu? Meteoru durdurmak için hiçbir çözüm bulamadınız mı? Efendim, bütün olasılıkları hesapladık. Ancak matematiksel olarak kurtulma ihtimalimiz sıfır. Çünkü inanmıyorsunuz. Kalp bu. Sen ne arıyorsun burada? Burada olman yasak. Bu fil ve aslanlar da ne yapıyor burada? Efendim, bunlar benim arkadaşlarım. Beni kurtarmak için geldiler. Boşuna kurtarmışlar. Birazdan meteor buraya çarptığında hiçbir önemi kalmayacak çünkü. Neden kalp ve beyin olarak bir takım halinde çalışmıyorsunuz ki? Saçmalık. Onlar mantıklı düşünemezler. Çok duygusallar. Bakın, biz buraya arkadaşımız Mirket'i kurtarmaya geldik. Yani duygularımız yüzünden buradayız. Sonra zekamızı kullanarak Mirket'in bize bıraktığı ipucunu fark ettik. Kostümünü tanıyıp öyle kurtarmaya gittik. Ne demek istiyorsun evlat? Mantık ve duygular her zaman birlikte çalışmalıdır. Biri olmadan diğeri hiçbir işe yaramaz. Ben sizinle beraber çalışmaya her zaman varım. Meteoru durdurabileceğimize inanıyorum. Bu dediğin mantıklı görünüyor. Denemekten zarar çıkmaz. Atalarımızın yüzyıllar önce denediği bir yöntem vardı. Onu denemeye ne dersin? Hadi kardeşim, bitirelim şu işi.
Teşekkürler dostlar. Sizin sayenizde birbirimizin değerini anladık. Rica ederiz, ne demek? Ve bugünkü seyahat turumuzun da sonuna geliyoruz. Bavullarınızı bir sonraki sefer için hazırlamayı unutmayın. Da-da-da. Unutmam. Kimse benden daha komik olamaz burada. Sakın ilgiyi çekmeye çalışma. Seni gidin küçük bavul. Kapat ağzını. Korktun mu? Evet, bence korktun biraz sanki.